Babaannem niye böyle yaptı? Sen Zeynep teyzeye bakma, her zaman öyle. Ana muhalefet. Babamı bulduğum ilk günden babaannemin sebebi olmayayım da. Bir şey olmaz değil mi? Yok ya. Zeynep teyze meşhurdur ayılıp bayılmalarıyla. Bir şey olmaz o. Babaannem nasıl oldu hala? Bayıldı ayıldı Caniko. Durum stabil. Korkma. Oh, iyi bari. Zeynep. Caniko bak sen hep içine atıyorsun. Atma işte. Zeynep. Kızım insan böyle mi yapar evladım? Babaanneni bile bile. Babaannem nasıl baba? İçeride. Depresyonda. Nermin yanında. Babacığım çok özür dilerim. Ben böyle olsun istemezdim. Biz biraz Zeynep'le konuşacağız. Ben de onun için geldim abi. Konuşalım tabii. Afiyet sensiz. Zeynep'le ben. Peki madem. Ben de gideyim o zaman. Hemen mi kalkacaksın? Yok kızım bir dakika. Şimdi Tarık'a sığınma burada. Bırak çocuk gitsin. Biz konuşacağız. İyi kızım. Niye susuyorsun? Bir açıklaman yok mu? Baba içimden geldi. Böyle karar verdim. Ya kızım böyle bir şey mi olur? Sabah her zamanki gibi evden çıkıyorsun. Akşam bir geliyorsun. Radikal bir kararla başını örtmüşsün. Ben bunu anlayamıyorum. Haklısın baba. Anlamak zor biliyorum. Ama ben artık böyle yaşamak istiyorum. Böyle inanıyorum. Ya kızım böyle ani bir karar verilir mi? Ama böyle şeyler yavaş yavaş olmaz ki baba. Bir anda olur. Ama yine de bize bunu önceden söylemen gerekmez miydi? Biz hiç birbirimizden bir şey sakladık mı? Emin misin baba? Benden hiçbir şey saklamadın mı? Ya kızım tabii ki saklamadım. Benim senden başka kimim var ki? Baba beni böyle de kabul edeceksin değil mi? Böyle de seveceksin değil mi? Sen benim bir tanemsin. Sen benim canımsın. Seveceğim tabii ki. Ben seni çok seviyorum babacığım. Beni bırakma ne olur. Bak Zeynep, bunu hep yapıyorsun. Beni hep yumuşak karnımdan yakalıyorsun, bu haksızlık. Gel buraya. Canım kızım benim.